düğme iliklemek, yazı yazmak, yiyecekleri kesmek. Bunlar gibi sıradan gördüğümüz ama gerçekte çok zor olan işlemleri büyük bir beceriyle yürüten elimiz tam bir mühendislik harikasıdır. Elin en önemli özelliği birbirinden çok farklı kullanım alanlarında büyük bir verimle işlemesidir. Çok sayıda kas ve sinire sahip olan kollarımız, şartlara göre elimizin kuvvetli veya yumuşak kavramasında yardımcı olur. Görüldüğü gibi insan vücudu içinde çok sayıda hassas denge vardır. Birbirine tamamen bağlı çalışan sistemlerin, vücuttaki diğer sistemlerle olan kusursuz bağlantısı sayesinde insan hayati fonksiyonlarını hiçbir aksama olmadan gerçekleştirebilmektedir. Üstelik bunları özel bir çaba göstermeden, hiçbir zorlukla da karşılaşmadan yapmaktadır. Midesindeki sindirimin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğinden, kalbinin ritminden, kanın vücuttaki gerekli yerlere tam da en gereken maddeleri taşımasından, görmesinden duymasına kadar çoğu şeyden insanın haberi dahi olmaz. İnsan vücudunda kusursuz bir sistem kurulmuştur ve mükemmel bir şekilde işlemektedir. Bu, gökten yere her işi evirip düzene koyan Allah'ın yaratmasıdır. Allah, insana kendi yaratılışı üzerinde düşünmesi gerektiğini şöyle hatırlatır. Ey insan! Üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Ki O, seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir denge üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti.